Yani direkt öldürüp buraya getirmişler gibi. Farklı. Yani kafası bile var. Aslında elimde tutarken biraz şu an iğreniyorum. Evet, herkese tekrar merhaba. Bugünkü konumuz ise İspanya'da, Huesca'da market fiyatları. Yaklaşık 1 saatimiz var market için. Yine bir koşturmaca. Burada 9.30'da kapanıyormuş bu market en son. Ve yarın pazar olduğu için bütün marketler kapalı. Her yer neredeyse kapalı. Aslında cumartesi de öğleden sonra birçok yer kapalı. Ama burası süpermarket olduğu için açık. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. İsmi Mercado. Oraya gideceğiz. Henüz ben de bilmiyorum. Yol üzerinde gelirken bir şeyler almıştım ama orada biraz yüksekti fiyatlar. Umarım ki beni gerçekten ilgilendiren ve merak ettiğim bir konu. Çünkü bundan sonraki durumumuzu belirleyecek. Umarım ki marketlerde fiyatlar uygundur, iyidir. Bakalım nasıl olacak. Şimdi yürüyoruz. Zaten küçük bir şehir olduğu için çok fazla yürümeyeceğiz diye tahmin ediyorum. Yaklaşık 10 dakika falan bir yürüyüşümüz olacak. Yakında bir yerde bu market bana. Direkt bulması kolay. Direkt dümdüz yürüyeceğim bir yol. O yüzden buraya gitmeyi tercih ettim ve buradaki en meşhur marketlerden bir tanesiymiş. O yüzden iyi olur diye düşündüm. Şuradan karşıya geçelim en iyisi. Herkesin neredeyse tabii evcil hayvanı var burada. Şunun yanmasına beklememize gerek yok. Sonuçta biz bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Ayrıcalığımız var. O yüzden devam ediyoruz. Zaman kaybetmemize de gerek yok. Yani boşu boşuna bekliyorlar. Bana biraz açıkçası saçma geliyor. Bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz. Yorumlara yazın. Bence hiç araç yokken ve tamamen boş bir yer, boş bir caddeyken beklemek saçma. Evet yani araba olur, gelir. Beklemeniz gerek tabii ki. Bu normal. Ama hiç araba yokken ve uzakta da görünmüyorken durmanın, beklemenin bence hiçbir anlamı yok. Bilmiyorum yine de tabii farklı kültür meselesi. Devam ediyoruz buradan. Meydanlardan bir tanesi burası. Buradan gelirken az önce bu tarafın cipsi, yani bizim tabiri caizse aptal diye nitelendirdiğimiz çingene, özür diliyorum. Aptal değil, çingene olarak nitelendirdiğimiz grup insanlar yaşıyormuş. O yüzden yani çok fazla tehlikeli olduğunu söylemediler ama saatine bağlı, çok geç oralarda bulunmazsan daha iyi olur dediler. Bu arada şu ana kadar gördüğüm kadarıyla Latin Amerika kökenli kişiler de fazlasıyla burada. Benim de Latin Amerika'ya dair bir hayalim, bir isteğim var. O yüzden onları burada görünce şaşırdım ama çok normal çünkü Latin Amerika'da da zaten tamamen İspanyolca ve Portekizce konuşuyorlar. Ki Portekizce de çok yakın İspanyolcaya. O yüzden görmek gayet normal. Ve birçok farklı milletten. Aa, bu arada bakar mısınız? Hemen bulduk. Döner kebap. Fried chicken, yani kızarmış tavuk ve pizza evi. Halal yazıyor bu arada üstte. Büyük ihtimalle Türklere ait bir yer ama burası mı bilmiyorum. Eğer burası ise kapalı. Sanırım kapanmış. Evet. Evet, Huesca küçük bir şehir olduğu için yani Türk var mıdır bilmiyorum. Varsa da Türk restoran veya mağazası var mıdır onu da bilmiyorum. Belki ileride görebiliriz ama şunu biliyorum ki gerçekten Türklerin olmadığı bir yer yok. Romanya'da Arad'dayken orası da küçük bir yer olmasına rağmen birkaç tane görmüştüm Türk kebap evi. O yüzden burada da olabilir diye düşünüyorum. Size etrafı göstereyim biraz. Böyle yürüyoruz. Biraz açıkçası bana böyle dar sokaklar İtalya'yı anımsatıyor. Bilmiyorum İtalya'yı çok istediğime sevdiğim için mi? Yoksa başka bir sebebim var. Ama şöyle düşünüyorum ki burası Kuzey Avrupa'da olduğu için Kuzey Avrupa esintisi daha çok Avrupa'yı bir yer. Araştırdığım kadarıyla İspanya'nın güney tarafı ki Endülüs diyorlar buraya, Valencia taraflarına. Burada da Arap esintisi var. Baktığınızda böyle binalarda her yerde Arap esintisi var. Umarım oraya da gideriz, orayı da görebiliriz. Ama burası Kuzey Avrupa olduğu için daha çok tam olarak Avrupa esintisi mevcut.
insanların karakterinde, kişiliklerinde tamamen Avrupa'yı bir durum var. Az bir yolumuz kaldı diye düşünüyorum markete. Orada görüşmek üzere. Evet, marketimize geldik. Ben Mercado diye söylüyordum. Aklımda öyle kalmış ama asıl adı gördüğünüz gibi Mercadona. O yüzden farklı bir ismi var tabii ki. Öğrendiğim kadarıyla, Diego'nun söylediği kadarıyla İspanya'nın en büyük market zinciriymiş. Bakalım nasıl, ilk izlenimimiz nasıl olacak, merak ediyorum ben de. Burada bir otoparkı mevcut. Buradan giriş yapıyoruz. Evet. Elmanın 1 kilosu 99 sent, yani 1 euro. İlk gördüğümüz şey elma oldu bu arada. Neden bilmiyorum. Naranja Nacional yazıyor. Yerli kavuk, yerli portakal anladığım kadarıyla. 1.50. Yani 1 euro 50 sent kilogramı. Euro 15 cent muz. Burada deniz ürünleri var. Çok da taze kokuyor bu arada. Evet, ekmek fiyatları benim için önemli olan şeylerden bir tanesiydi Gaziantep'li olarak. 1 euro 20 cent. Şöyle bir ekmek. Daha küçüğü var şöyle. Bu da 1 euro. Ama bu küçücük zaten. Yani 10 cent için büyük bir fark var. Bunu alabiliriz bence. Ekmek. Ekmek sevdiğimiz doğrudur. Evet, farklı çeşitli ekmekler var burada. Et kruvasan 35 cent. Bu arada bu ekmek 1 euro 20 cent, yani yaklaşık 20 lira diyebiliriz aşağıda. Evet, en önemli şeyler bir tanesi de süt. Sanırım burada 6 lirası 4.80 euro. 5 euro dersek yaklaşık 70 lira civar bir şey oluyor. Yanlış hesaplamadım. Evet, meyveli sütler 1 litre 1 euro 35 cent. Yani yine yaklaşık 25 lira civarı bir şey. 30 lira yakın. Aslında güzel yine de. Çünkü 500 miligram suyu 1 euro 40 cent almıştım yolda. Evet, benim için en önemlilerinden bir tanesi makarna. Çünkü en kolaylardan bir tanesi makarna. Çeşit çeşit makarnalar var. Burada tagliatelle dedikleri, yani İtalyan tarzı makarna 1.50. 1 euro 50 cent. Burada biraz pahalı aslında ama şurada yerli buldum ben. Spagetti. 1 kilogram 1 euro 16 cent. Gayet iyi aslında. Yani yine yaklaşık 25 liraya yakın diyebiliriz. Taco bu arada. Latin Amerika'da meşhur olan yiyecek.
95 euro. Özür diliyorum, 95 sen. Yani yaklaşık 17 lira. Cheetos var burada. 1 euro 55 cent. Evet, ton balıklarını burada mevcut. Böyle altılı ufak paketler. Altılı 4 euro 30 cent. Daha büyük paketler var tekli olarak. 900 gram. 7 euro 50 cent. Evet, burada balları görmek mümkün. Yarım kilo 3 euro 84 cent. Ve burada Miel de Flore yazıyor. Anladığım kadarıyla çiçek balı. Flore. Flower'dan geliyor olabilir. Bu da 1 kilo 4 euro 60 cent. Evet, kahveye gelince bu şekilde 200 gramlık Nescafe 5 euro 85 cent. Ama şöyle, büyük ihtimalle İspanya'nın kendi yerli ürün olması lazım. 100 gram 1 euro 70 cent. Tabii biz böyle 1, 2, 3 gibi rakamları görünce bize çok az gibi geliyor. Çünkü biz hani yüksek rakamlara alışmışız, ama euro ile olduğu için burada da yüksek tabii ki. Ama yine de kendi kazançlarına göre şu an için uygun gibi görünüyor bana. Tabii İspanya'da diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi birçok kişinin evcil hayvan olduğu için mamalar çok fazla satılıyor. Gördüğünüz gibi büyük paketler mevcut köpekler için. Kediler için de aynı şekilde burada mevcut. Evet, yine önemlilerinden bir tanesi yumurta. Diego bana burada yumurtanın çok pahalandığını söylemişti son zamanlarda. Şu şekilde 12'li yumurta, extra large boy olduğunu söylüyor. 2 euro 85 cent. 2 euro 85 cent. Burada da altılı var. Bu şekilde. Bu da A sınıf oldu yazıyor burada. Bu da 1 euro 55 cent. Burada tabi daha büyükleri var. 24'lü. 4 euro. Ve çeşit çeşit yumurtalar var. Burada 12'lisi 1.90. Bu daha uygun gibi. Çünkü orada altılısı 1.55'ti. Bakalım. Evet, hazır yemekler bizim yapabilmemiz için en kolaylardan bir tanesi. Böyle pizzalar var. Bu şekilde 600 gramlık pizza. Bu şekilde daha küçüklerini isterseniz 430 gramlık. Ama içi bayağı bir dolu malzemeydi. Yani her şey var herhalde şu an gördüğüm kadarıyla. 2 euro 50 cent. Yine farklı tarzda pizzalar burada. 3 euro 60 cent 4 lira. Hazır hamburger sanırım, ya da hamburger eti olması lazım. 2 euro 70 cent. Ve hiçbir şey yapmadan, hiç uğraşmadan hazır yiyebileceğimiz sandviçler. 1 euro 60 cent. Evet, bu arada bu gördüğünüz İspanyol omleti Diego da yapıyordu. İspanya'da meşhur şeylerden bir tanesi kahvaltı için ve normal zamanda da yumurta ve patatesle birlikte. Gerçekten çok güzel tadı, ben de yapıyordum. Bu şekilde 600 gram 2 euro 35 cent. Evet, öğrencilerin gözdesi tabi Nado Yatekoma diye. 1 euro 70 cent. Hazırlaması en kolay şeylerden bir tanesi tabi. Ve yine pirinç, temel gıda malzemelerinden 1 kilogram 1 euro 89 cent. Burada da bir fiyat var ama sanırım indirimde olabilir. 95 cent de olabilir. 1 kilogram. Burada da farklı bir tarz, farklı bir türü var. Burada da 1 euro 30 cent ve 98 cent yazıyor. Büyük ihtimalle indirimde 98 cent. Bu şekilde limonlu izotonik sular var. 1,5 litre 85 euro indirimde. Burada çeşit çeşit içerikler yemek mümkün.
Burn enerjiyi de okuyorum. Rekol 4.20 euro ama dörtlü. Tekli olursa 1 euro. Aynı şekilde burn'de tekli olursa 1 euro. Bu arada böyle bir şişede su satılıyor ama ne olduğunu anlayamadım açıkçası. Mineralli su olması lazım ama çok farklı bir sistem var burada. Burada gösteriyor aslında. Ama gösterdiği şey burada yok gibi. Sanırım bir gereçle burayı pompaladığımızda buradan su geliyor. İlginç. 1 euro 47 cent. 1,5 litre. Evet, burası da etlerin olduğu bölüm. Burada dana etini görmek mümkün. Bizden farklı olarak marketlerde tartılmış bir şekilde ve fiyatlandırılmış bir şekilde satılıyor. 570 gram burada. 5 euro 81 cent. Sanırım kuzu pirzola burada. 700 gram 11 euro. Ve en çok satılan şeylerden bir tanesi İspanya'da ve Avrupa'da domuz eti. 600 gram 3 euro 28 cent. Kilosu 5 euroya geliyor yaklaşık. Gördüğünüz gibi resim var üzerinde. Burada da tavuk etini görmek mümkün. Yarım kilo 4 euro 71 cent. Küçük onlu fileto şeklinde. Burada da göğüs görmek mümkün. Tavuk göğüs. 1 kilo. Yaklaşık 1 kilo tam olarak. Ve 6 euro. Burada yine but var. Yaklaşık yine 1 kilo. 4 euro 30 cent. Evet, burada çok değişik bir et satılıyor. Tavşan eti sanırım bu. Üzerinde tavşan resim var şu şekilde. Şöyle tam haliyle bu şekilde satılıyor. Yani direkt öldürüp buraya getirmişler gibi. Farklı yani kafası bile var. Aslında elimde tutarken biraz şu an iğreniyorum. Yine tartılmış halde. Buna baktığımızda 1,5 kiloya yakın ve 4 euro 35 cent. Tam haliyle her şeyle burada gördüğünüz gibi. Bize doğru bakıyor. Burada yine hilleti de mevcut. Yarım kilo 3 euro 63 cent. Fileto şeklinde parçalanmış şekilde. Evet, az önce gördüğünüz balıklar burada. Burası sanırım. Burada yazmışlar. Çupra sanırım ve 7 euro kilosu. Burada şirin. Şu an Türkçesi aklıma gelmiyor ama 9 euro 10 euro yaklaşık. Burada da kalamar parçalanmış halde ve artık normal var. 13 euro yaklaşık. Evet, somon balığı burada mevcut. Yarım kilo yaklaşık 7 euro 65 cent. Her yerde pahalı olan şeylerden bir tanesi burada. Burada 7,65 birim. Tabi euro ile Türk lirası düşünce biraz pahalı gibi geliyor. Ama onlar euro kazandığı için aslında çok fena değil gibi. Evet, önemli gereçlerden bir tanesi de temizlik için Ariel çamaşır deterjanı. Hepsi bir arada yazıyor burada. 25 yıkamalık. 7 euro 45 cent. Altta da sanırım koku ve yumuşatıcı olması lazım. 2 euro 55 cent. Evet, burada Axe büyük boy. 200 milim. Normalde 100 milim oluyor bunlar. 3 euro 75 cent. Türkiye'de de en son 40 liraya yakın bir şeydi. Bunun fiyatı 100 miligram olanı. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Evet, boşuna söylemiyorlar Avrupa'da. Alkolü içecekler sudan ucuz diye. Burada gördüğümüz 330 miligramlık.
yerli bir bira tekli alındığında 35 euro, çoklu alındığında çok daha uyguna geliyor. 35 euro diyorum, özür dilerim. 35 cent yaklaşık 6-6,5 liraya denk geliyor. Yani su da yaklaşık bu fiyatlardayız zaten. Tabii ki içmiyoruz. İçirmiyoruz. Evet, Mercadona alışverişimiz, market gezimiz bu kadardı. Ben şunları aldım. Buradaki 700 gramlık bir ekmeği aldım. Yerli üretim. 12'li yumurta aldım. 2 limonlu gazlı içecek aldım. Ve 1 kilogramlık bir spagetti makarna aldım. Ve toplamda 4 euro 82 cent. Yani yaklaşık 5 euro kadar tuttu. Onu da hesaplarsak yaklaşık 90 lira kadar yapıyor. Tabii Türk lirası düşününce yüksek gibi geliyor ama 5 euro gibi düşününce de çok düşük gibi geliyor. O yüzden genel olarak marketten izlenimlerim şu şekilde ki biz TL'ye çevirerek hesapladığımız için yüksek gibi görünüyor. Ama euro olarak hesapladığımızda, euro olarak düşündüğümüzde burada yaşayıp euro kazandığımızı ve buranın asgari ücreti ki yanlış hatırlamıyorsam, yanlış bilmiyorsam 1200 euro kadar. Ama çoğu kişi de asgari ücretin üstünde çalıştığını biliyorum burada. Böyle düşünce de çok düşük geliyor aslında. O yüzden yerel halk için gayet fiyatlar uygun diyebiliriz. Bu videomuz bu kadardı. Beğenmeyi unutmayın. Fiyatları siz nasıl buldunuz? Türkiye ile karşılaştırınca nasıl? Yorum yazmayı unutmayın bununla ilgili. Ve takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Mercadona'dan adios. Güle güle. Görüşürüz.